Herkese merhaba. Ben Övgü. Ben Öykü. Bugünkü videomuzda çok uzun süredir yapmayı düşündüğümüz, hatta kanalı açmadan önce bile yapmayı düşündüğümüz bir video geliyor. Evet. Daha önce benzer bir video yapmıştık. Hani siz başlığı okuduğunuz için biliyorsunuz, daha söylemedik ama daha önce de Khalid Hüseyin'i ile nasıl tanıştığımızı anlatmıştık. Şimdi de Zayd İsmet ile nasıl tanıştığımızı anlatacağız. Bu diğer videoyu merak ediyorsunuz, alta koyarız. Hı hı. Kısaca hemen onunla bahsedeyim, buna bağlayacağım. Evet. Şöyle, biz daha önce Khalid Hüseyin'i ile nasıl tanıştığımızı anlattığımız bir video yapmıştık. Bizim için çok çok güzel bir deneyimdi. Zaten çok sevdiğimiz bir yazardı. Hı hı. İşte tanışıp sadece imza almakla kalmayıp sohbet etme fırsatı da bulmuştuk. Onu anlattığımız bir videoyu çekmiştik. Onu da aşağıda bulabilirsiniz, hı-hı, linkini. Hatta İngilizcesini de çektik o zamanlar. Her videomuzun hem İngilizcesini hem Türkçesini yapıyorduk. Biraz saçma ama. İkisini bir de koyalım. Bu da aslında yakın zamanlarda. Hatta Zayd İsmet'le daha önce tanıştık. Evet evet. İlk gittiğimiz sene, ilk gittiğimiz dönem tanıştık. Evet, üniversitedeyken. Evet, üniversitedeyken. Evet. Bilmeyenler için biz Skidmore College'da okuduk. Amerika'da New York eyaletinde bir üniversitede. Ve ilk gittiğimiz sene, alakasız bir yerden gireceğim gibi oldu ama business dersi almaya başladık. Evet. İşletme dersinin ilk giriş dersi, en zor derslerinden biri işletmenin. Çünkü bunu bir videomuzda daha bahsetmiştik, evet, ve üstünden geçmiştik. Oraya bağlayacağım, niye bunu anlatıyorsunuz derseniz bir yerden bağlanacak, bağlayacağım. Bu tanışma, evet, hikayesiyle bağlanacak. Ha, en zor derslerinden biri, sürekli toplantı yapıyorsun, bir strateji geliştiriyorsun grubundan ve daha sonra da sene sonunda, ya yani dönem sonunda gerçek iş adamlarına o fikrini sunuyorsun ve gerçekten değerlendiriliyor. Çok ciddi bir şey, çok da stresli bir şeydi. Evet, yani böyle, yani gerçekten iş yapıyorsun yani. Evet, biz tuttuk, ilk dönem aldık bunu ki bilmiyorum doğru mu bir karar mıydı ama sert başlamak açısından doğruydu. Bence bize uygundu. Bence de bize uygundu. Biz alışkınız böyle hani kendimizi zorlamaya. Özellikle akademik anlamda. Ama tabii gerçekten zorlamış olduk. Çünkü ilk dönem daha İngilizceyi, ya yani İngilizcemiz iyi ama işte akademik olmayan dili çözme konusunda, hı-hı, biraz daha hani böyle alışma dönemiydi. O yüzden de daha böyle zorlanabileceğimiz bir dönemdi. Zorlandığımız bir dönemdi diyeyim. Bir de benim grubumda bir tane kız vardı. Şimdi bunu böyle anlatmak çok... Aman nasılsın, bir izlemeyecek, bilmeyecek. Evet, çok alakasız bir yerden bağlayacağım diye Zayd İsmet'e emin olamadım. Anlat, sonra ona göre şey yaparız. Neyse tamam, bir tane kız vardı. O da son senesiydi. Hatta uzatmış son dönemiydi. Şimdi o da benim ve bir tane daha Çinli bir oğlan vardı. Yabancı olarak hani şey yapmıyor hani... Diğerleri de birinci sınıf, ikinci sınıf, yani kimseye güvenemiyor. Her şeyi ben yapacağım şeyine giriyor. Nasıl diyeyim? Sorumluluğu almaya çalışıyor ama bu bir grup projesi olduğu için herkes yapmak zorunda. Böyle sürekli bir gerilim çıkıyordu herkes işte arasında. Neyse işte gelelim nereden bağlayacağımıza. Hep ben konuşmuş da olmak istemezsem. Şimdi bir gün posterler asıldı. Zayd İsmet okula geliyor. Sen oradan anlat, ben sana bağlayayım. Tamam. Yani biz de Zayd İsmet'i Robert'teyken ben hatırlıyorum, okumamıştım o zaman ama kütüphanede böyle hangi kitabı okusam diye bakarken hep Zayd İsmet'in kitabında dururdum. Niye bilmiyorum. Ay bunu bugün okuyacağım, bunu bugün okuyacağım diye çok böyle çekici gelirdi o kitap bana. Adını oradan biliyorum. Aslında okumamıştım o zaman. Ama böyle... Ama ne kadar değerli bir yazar olduğunu biliyoruz. Zayd İsmet, yani araştırın, gerçekten de çok... ödüllü, çok ünlü yazarlardan biri. Aynen işte, yani ben lisedeykenden beri hayrandım yani. İşte araştırmıştım böyle, hani okumadan en sevdiğim yazarları koymuştum. Böyle bir sonra okudum yani de. Üniversitede de o posteri görünce Öykü'yle tabii ki de kesinlikle gidiyoruz diye çok aşırı heyecanlandık. Tabii benim grubum tam o saate mock presentation yaptılar. Yani sona yaklaşmışız biz. Bu sunumlarda mock presentation, hani sanki gerçekten sunuyormuş gibi son sunumları bizim koçlarımızın arkadaşlarına sunacağız. Hı hı. Yani mesela bazıları şey yapıyordu, bu mock presentation'ları hocaları ayarlıyor mesela. Hı hı. Diyor ki, bir profesör diyor ki mesela siz gelin dinleyin. Gelin dinleyin, eksiklerimizi de bize söyleyin hani diye, bu şekilde esas ana sunum öncesi sunum provası, evet, gibi diyebiliriz. Evet. Bizde de işte ya büyük bir şey. Olabildiğince çok kişiye sunmanız gerekiyor ki hani o hem o pratikliği yakalayın hem de olabilecek böyle zor sorulara karşı güzel bir hani tutumunuzu geliştirin diye. Hmm. Neyse işte tam ona ayarladılar. Şimdi aynı saate ben buna gitmek çok istiyorum bu şeye. Zayd İsmet'in hem söyleşi olacak, sonra da kitap imzalatacağız. Yani o kadar önemli ki.
Sonra ben e-mail yazdım. Ama biliyorum yani kabul etmeyecekler. Çünkü daha önce gelmeyenler oldu falan, böyle bir kaotik bir durum var grupta. Herkes birbirine karşı biraz şey, böyle hani tepkili mi desem. Hem de zorla ayarlanmış. Sadece bizim grup değil, başka iki grup daha var galiba. Üç tane grubun şeyi yapılacak. Mock interview Onu yapacak. hatırlamıyorum. Herkes Bayağı şey bir birbirini durummuş. dinleyecek falan. Öyle bir şey olacak. Tabii Öykü, ama böyle Öykü normal bir e-mail atmıyor. Ben böyle Böyle yalvararak buna gitmem lazım. Zadie Smith'in söyleşisi var. Buna kesinlikle gitmem lazım. Anlıyorum işte şöyle değil. falan Bu ya arada bir böyle. dakika, parantez açmak istiyorum. Onlar Zadie Smith'in kim olduğunu bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Böyle hani gitmem lazım işte, kaç zaman sonra işte, yıllardır takip ediyorum falan diyorum. Hatırlıyor, öyle bir şey yazmıştı. Aslında e-mailim de belki bulabilirim de, neyse hiç boş ver. Neyse işte böyle çok istekli ve şey bir e-mail attım. Yani biraz da biliyorum cevabının ne olacağını. Tabii ki de hemen bir cevap geldi ve hayır, bu çok önemli bir şey, diğer grup arkadaşımdan. Bu çok önemli bir şey. O Hiç kızdan kimse mı? kaçıramaz gibi bir şey hani. Kaçırırsanız işte sonucun ne olacağını biliyorsunuz gibi bir şey. Hani böyle birbirimizi de oylayacağız. Hani not vereceğiz. Sonunda benden kötü not alırsın diyor kız yani. Hatırlamıyorum yani, başka bir şeyler de söylemiş olabilir ama yani güzel şeyler yazmıyordu. Neyse işte ben böyle o kadar istiyorum ki, ne yazdığı umurumda değil. Diyorum ki tamam, telafi olarak bir şey daha ben ayarlayayım. Bir mock interview ben ayarlayayım. Telafisini yapayım. Hani geç geleyim dedim ha. Saat çakışıyor ama ben oradan çıkıp gelirsem, hani son sunarsak yapabiliriz falan. Başka gruplar da sunuyor. Çözüm önerileri üretiyorum. Neyse işte ben tutamadım kendimi. Niye bu kadar abarttım bilmiyorum ama kütüphanede biraz ağladım. Ama onların karşısında Birkaç değil mi? Bilgisayarın yok, karşısında. bilgisayarın karşısında birkaç damla çözülmüş olabilir. Geri koçlarımdan teşekkür ederim ki onlar da son sınıf koçlarımdı. Onlar izin verdiler. Tamam. Öykü gitsin ona. Madem bu kadar çok istiyor. Nasıl istekli bir e-mail attıysam. O zaman biz en son sunalım. Ona yetişsin diye. Ama kesinlikle yetişeceksin dediler. Yani kesinlikle yetişeceksin. Ben dedim ki aa, koçlarım sizi çok seviyorum diye düşünerek söylemiş miydim hatırlamıyorum ama. Neyse işte gittik. Şey, Evet. önce bir söyleşi, ondan sonra Yani da diyor ki işte işte vize Amfi'de alma. söyleşi oldu. Oradaki anlattıklarından da kısaca anlatalım Bence yani de böyle. anlatalım. Zadie Smith nasıl biri olduğunu da gösterelim böyle. İngiliz bir yazar ve Evet. bir sürü de ödülü var. Değerli bir Evet, yazar. şimdi New York Üniversitesi'nde hocalık yapıyormuş. Evet. Ben şey hatırlıyorum, orada bahsettiği şeylerden biri de bu agent'ı, yani nasıl denir? Menajeri diyelim. Yani yazar menajeri. Aha. Ona baskı yapıyormuş ki Twitter kullan, Twitter hesabı aç ve kullanmak zorundasın. Çünkü artık hani sen bir ünlü bir yazarsın. Hani herkesin var diye. O çok zorlandığını anlatmıştı. Çünkü sosyal medyaya çok hani alışmadım diyordu. Ve çok zorlandığını söylüyordu. Ve biraz zorla açtığını ve hani olması için öyle durduğunu söylemişti. Mesela şimdi bakalım nasılmış aktivitesi. Bakın, Ondan söylediği sonra... şeylerden biri de benim de aklımda kalmış. Onu da ben de söyleyeyim. Nasıl yazıyorsunuz diye sormuşlardı. O çok ilginçime gitmişti. Başlarmış yazmaya. Mesela diyelim ki bir oturuşta 5 sayfa yazdı diyelim ki. Bir sonraki oturuşta hepsini, yazdığı bölümleri okuyup yazmaya devam edermiş. Ama bu Aynen. diyelim ki hani 2 bölüm yazdı, yine hepsini okuyup yazmaya devam edermiş. Evet, o yüzden şey diyordu, yani çok iyi biliyorum, artık ezberledim bile Evet, diyordu ilk bölümleri kitapları. özellikle o kadar çok tekrar tekrar okuyor. Hem de o sırada drafting yapmış oluyor. Hani nasıl denir bu? Gözden de geçirmiş, tekrar yazmış, tekrar Aynen. yazmış oluyor o Bir de baş şey kısımları. gibi, bu kendi diline de alışıyor. Çünkü hani roman yazarken böyle insan şey oluyordur hani. O evet, o dünyaya giriyor ve hem de unuttuğu bir şey de olmuyor. Aynen, Sonradan aynen. yazdığı bir şey olursa hani aa, ben bunu nasıl bağlayayım falan düşüncesi de olmuyor. Belki aklına gelen şeyi okurken tekrar araya sokuyor. O beni Evet, çok değil mi, ilginç değil mi? gelmişti. Bence güzel bir, faydalı bir yöntem yazmayı sevenler için de, Evet. biz çok sevdiğimiz için. Ya aslında başka şeyler de vardır belki anlatabileceğimiz, ama Öykü arka hikayeyi çok uzun tuttuğu için yani, video Zadie Smith hakkında, ama Ama biz benim böyle... Zadie Smith'i görme yolum hikayem gibi oldu. Evet. Neyse işte, ama böyle çok güzel bir söyleşiydi. Hem böyle Evet. yazmakla ilgili güzel şeyler anlattı. Kendi hayatıyla ilgili de. O hamileydi. Aa, evet, Çok hamileydi. tatlı, çok içten bir kadındı yani. Hiç böyle Çok şey değildi. tatlıydı, Mesafeli, hani soğuk, kibirli, öyle biri değil yani. Neyse Şey işte. de kitabı da şeydir zaten, dilinde böyle bir nüktedan mı denir? Ve gizli bir nüktedanlığı var yani dil olarak. Hani o kendisinde de o tatlılık
böyle görülüyordu yani. Müziklik mi denir acaba şey olarak? Yani, tam yani, diktadan bence doğru. Daha, evet. Witty. Witty, evet. Witty, buraya evet, yazarız. Böyle zeki, komik şeyleri olan gibi. Evet, söyleşi gibi değildi. Soru cevap şeklinde değildi. Birazcık yok, ya, soru önce konuşma vardı, yaptı. Önce ondan sonra soru cevap soru aldı, cevapladı. Hı hı. Ondan sonra tabii ki imza kısmına geldi sıra. Bize bekledi. En sondaydık galiba. En sondaydı. Ben de böyle sürekli saate bakıyorum. Çabuk geçti mi? Çabuk geçişmem lazım hakikaten falan en son, diye. En sondan bir önce miydik? Joey de vardı, hatırlıyor musun? Hatırladım. Joey bizden sonraydı olabilir, bence. Olabilir. Evet. Neyse işte biz de gittik hemen. Kitabımız da yanımızdaydı. İmzalattık. Evet. Ve çok heyecanlandık. Ve çok birazcık elimize ayağımıza karıştı. Evet. İkimize bir imzalattık. Ay kim misiniz falan diye sordu. Çok da net çıkmadı, dur. Şimdi bir de şurada şöyle bir şey var. Çok güzel imzaladı. Burada spell ettirdi. Şurada bir karalama görüyorsunuz minik. Dedi ki isimleriniz nedir dedi. Tabii. Biz de İşte söyledik, harf harf hece söyleyeceğiz ki sonuçta hani nereden bilsin. Söyledik, O-Y-K-U, hani ben söyledim. Sonra devamında yine O-Y, hani, hayır O-V, orada şey heyecanlandım. Ama şey, orada şunu da eklemek istiyorum ki, kadına şeyi anlattın. Aslında benim burada bugün biz toplantım vardı. Buraya gelmek için ne kadar uğraştım bilemezsiniz. Aynen böyle dedi. Evet ama gerçekten çok uğraştım. Evet. Çok istiyordum burada olmak, sizi görmek çok istiyordum. Evet. Business toplantım var şu anda, ona yetişmek zorundayım diye. Ya kalmak isterdim ama bitti zaten aslında. Sonra ben gerçekten koşa koşa sunuma gittim. Neredeydi? Kütüphane miydi? Dersliklerden biri, büyük sınıflardan birindeydi. Yetiştin. Yetiştim ama bir sunum yaptım. Çok kötüydü. Hayır. Nasıl bu? Çok videoyla çok mu alakasız bilmiyorum ama anlatmak istiyorum. Çok koşa koşa gittiğim için, çok heyecanlı olduğum için neyse gittim ben. Tam öbürleri sunumlarının feedback'ini dinliyorlar. Yani yorumlanmasını dinliyorlar. Ben de gittim. O sırada böyle çok koşa koşa yetişmişim. Ha yetiştin diye koçlarım çok sevindi. Bir yandan da soruyorlar hani nasıldı? Hani bu kadar istiyordun. Kim o falan diye. Ben dedim kitap imzalattım. Çok ünlü bir yazar. Nasıl bilmezsiniz oluyorum. Neyse işte ondan sonra sıra bize geldi. Ben nasıl titriyorum? Nasıl titriyorum? Ellerim zangır zangır. Ve dedim ki tamam hani nefes alamadım. Doğru düzgün nefes alamadım. Koşarak geldim. Heyecandan bunların hepsi falan diye. Sonra tabii herkes çok fark etti yani. Yorumlarda da demişlerdi ki evet işte heyecanlanınca bunlar çok normal. Bunlar son sınıf öğrenciler. Bu da koçlarımın arkadaşları. Normalde hiç o kadar heyecanlanmam yani. Lisede çok fazla sunum yaptık. Yani insan bir süre sonra çok fazla alışıyor yani. Normalde heyecanlanmam ama nefes almak çok önemli. Düzgün nefesi alıp girmek lazım. Hatta iyi sunum yapmakla ilgili bir video yapmıştık. Evet, buraya ekleyelim altına. Gerçekten iyi sunum yapmanın teknikleri var. Hı-hı. Ve nefes en çok önemlisi. Evet. Neyse işte öyle bir anıydı ama sonuçta başardım yani. Gerçekten çok istedim. Asla kabul edilmeyecek bir durumda. Gerçekten gittik, tanıştık, konuştuk da sohbet ettik. O çok, evet, çok güzeldi. Ve en sonlarda olduğumuz için de biraz daha uzun bir... Evet, bize daha uzun hani imzalı geç olmadı yani. Çok daha tatlıydı. İkiz misiniz falan evet, diye böyle evet, şey yaptı. Onun üzerine birkaç soru sordu bence bize. Çünkü şeydi... Ha benim o hani heyecanım. Sizin için çok hani emek harcadığım tarzında bir giriş yapınca... Olabilir. Çok kibardı, çok tatlıydı. Evet. Fotoğrafımızı da koyalım. Hı-hı. Evet, onu koyduk buraya. Üniversite 1'deyiz bu sene. Evet, ilk senesi. Üniversitenin ilk dönemi. Çok heyecanlı, çok güzel bir dönemdi. Hı-hı. Bu da bizim Zadie Smith'le nasıl tanıştığımızı anlattığımız bir video oldu. Evet. Videoyu beğenin ve bizi takip edin ki güzel videolar yapabilelim. Çok güzel videolar var aklımızda. Evet, sırayı dizdik. Çok güzel bir liste yaptım. Listeyi kategorize ettim. Evet. Kategorilere ayırdım. O yüzden hem abone olun hem de onun yanındaki o zil tuşuna basın ki haberiniz olsun. Evet. Çünkü gerçekten izlendiğimizi bilince ve insanlar hani bize güzel yorumlarda bulununca veya takip ettiğiniz zaman özellikle gerçekten motive oluyoruz ve güzel videolar yapmak istiyoruz. Öbür türlü
biraz erteliyoruz. Hani evet. Ya işte şu işim vardı falan diye bunu koyayım mı bilmiyorum da. Bilmiyorum. Hani. Ama evet yani sonuçta evet, nasıl motive gerçi... oluyorsunuz derseniz siz de mesela. Evet, motive evet. eden şeylerden biri de sizin desteğiniz oluyor. Evet, o yüzden, de teşekkür ederiz. Evet, hem teşekkür ederiz hem de takiplerinizi bekliyoruz. Evet. O zaman hoşçakalın. Bir şey diyelim, onu çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tamam.